Efendim merhabalar, TV1 ekranlarına hoş geldiniz. Söz Gençler'de programındasınız. Bildiğiniz gibi insan hayatı doğum ve ölüm arasında geçen çizgiden oluşmaktadır. Ancak bu çizgi hiçbir zaman düz olmaz. Bazen yukarı gider, aşağı gider, sağa sola gider, ileri geri gider. Bunun aynısını toplumların, yani insanların, dünyanın kaderi içinde söyleyebiliriz. Bizim de burada, bizim bugünkü konumuza tam olarak bu olacak. Dünya tarihinde, dünya kaderinde, dünyanın kaderini değiştiren yukarı ve aşağı giden noktalar, ileri ve geri giden noktalar, yani dönüm noktalarını tartışacağız bugün. Hemen kısaca bir konu özeti yapalım başlangıçta. Burada ne konuşacağız? İnsanlığın ortaya çıkışı, Avrupa'daki feodal sistem, Orta Çağ Avrupası, Fransız İhtilali, Sanayi Devrimi, İskoç Aydınlanması gibi şeyler konuşacağız. Hemen bir konuklarıma dönmek istiyorum. Mustafa nasılsın? İyiyim Fırat, sen nasılsın? İyiyim ben de. Bize biraz kendini tanıtır mısın? Ben Mustafa Bayar, Sami Yangın Anadolu Lisesi'nden 10. sınıf öğrencisiyim. Programına davet ettiğin için teşekkür ederim. Zaten uzun süredir böyle program yapıyoruz. Evet. Ozan, biraz da sen kendini tanıtır mısın? Ne yaptın, Ben nasılsın? iyiyim, teşekkür ederim. Ben Ozan Kerem Temelli, Osmoğlu Başköşk Anadolu Lisesi'nde 9. sınıf öğrencisiyim. Ben de çok teşekkür ederim yayın için. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Efendim şimdi biz yayından önce Ozan'la falan da biraz konuştuk. Çok hazırız. Hemen ben yayına geçmek istiyorum. Şimdi ilk önce bir şunu konuşalım sevgili Mustafa. İnsanlığın ortaya çıkışı deyince, çünkü çok önemli bir dönüm Evet. noktası, çünkü başlangıç. İnsanlığın ortaya çıkışı deyince bize neler anlatabilirsin? Bildiğin şeyler neler? Biraz bahseder misin? Şöyle insanlığın ortaya çıkışı dediğimizde değineceğimiz nokta, hani insana biz ne diyoruz? Sosyal yüksek bir primat. Burada insanın topluluklar oluşturup devletler seviyesine gidene kadar burada etki eden insan özellikleri nedir? Burada aklımıza kim geliyor? Geçenki yayınlarda da konuşmuştuk. Homo Sapiens kitabının yazarı Yahudi Harari. Bu kitabında ve kendi sözlerinden de anladığımız, cımbızla çektiğimizde şunları diyor. Hani insanı diğer canlı varlıklardan ayıran özelliklerden biri, insan diğer varlıklarla değişik sosyal etkileşimler kurabilen varlık, farklı etkileşimlerde bulunabilen varlık. Bu sayede topluluklar kuruyor, devletler kuruyor, devrimler yapıyor, farklı yönetim biçimlerini uygulayabiliyor. Hani karıncalar da sürü oluşturur, arılar da sürü oluşturur ama onlar da hiç bu devrim olayı, kraliçe değişsin falan yoktur. Kendi doğalarında, kendi genetiklerinde, bilinçlerinde ne varsa doğada kalma güdüleri, ona göre yaşarlar. Kuşlar göç olduğu zaman göçünü gerçekleştirirler. Karıncalar işte yuvasına yemek taşırlar. Böyle hayatlarını devam ettirirler ama insanda farklı etkileşimler görebiliyoruz. Daha sonra biz insan olarak tabii ki daha sonraki evrelerde de değineceğiz ama misal kendi yaptığımız, kendi bulduğumuz icatlar, teknolojiler bizim üzerimizde egemen olmaya, bizi değiştirmeye devam etmiş. Misal biz ateşi bulduk, değil mi? Ateşin keşfinde insanoğlu ateşi keşfetti. Et. Eti artık ısıtarak yemeye başladı insanoğlu yaptığı avlarla. Ve eti önceden ısırarak yiyordu misal ateş yokken. Çene kasları, çene yapısı, onu belki de doktorlar daha iyi açıklar. Özel terimlerini bilmiyorum. Çene için ayrılan alan büyüktü. Bu taraf için küçüktü bu evrimleşme sürecinde. Ama sonradan biz bu eti ısıtarak yediğimiz zaman ne oldu? Çene için ayrılan kısım küçüldü. Bu kafa yapısına, kafatasına ayrılan kısım orada büyüdü. Belki farklı senaryolar gerçekleşti bunun üzerinden. Mesela bugün de ne var? Teknoloji, hani insan zekasıyla insan zekasının üstüne çıkabilecek ve hani onunla ilgili şeyleri yönetebilecek şey. Bunu kim yapıyor? Yine insan zekası kendi yapıyor. İnsan zekası ne yapıyor? Amerika'da atom bombasını yapıp bunu Japonya'ya atıyor ve kendi zekasıyla bulduğu şey kendi soyundan gelen insanları saniyeler içinde yok edebiliyor. İnsan zekası bizi bu yönden şaşırtıyor. Dünyanın en muhteşem şeylerinden biri bu insan beyni. Bu insanlar topluluklar oluşturmuş, devletler oluşturmuş. Az sonra mesela Ozan arkadaşımız değinecek. Takas süreci, paranın keşfi ve gittikçe artık bu topluluklar etkileşim halinde olmaya devam ettikçe devletler kendi çıkarları için savaşmaya da devam etmişler. Anladım, teşekkürler. Ozan, bir de Mustafa'nın dediği gibi senden paraya değinmeni isteyeceğim. Mesela ben de küçük bir örnek vereyim, hani bildiğim kadarıyla.
Önceden mesela insanlar avlanıyordu. Avlanmayı bilmeyen, mızrak yapmayı bilenler vardı mesela. Hı hı. Onlardan mesela mızrak yapmayı bilen avlanana veriyordu. Avlanan da kendi aldığı etten mızrak yapana veriyordu. Daha sonrasında burada bir eşitsizlik oldu falan. Ondan sonrasında burada bir para çıkartma ihtiyacı oldu. Bunun gibi sen de anlatabilir misin bildiklerini? Şimdi aslında insanın dönemsel açıdan hayvanlardan en farklı yönü güçsüz olanın elenmemesi diyebiliriz. Çünkü normalde hayatta kalabilmek için temel ihtiyaçları vardır insanın. Nedir? Avlanmaktır, sıcak bir evdir. Normalde sıcak bir ev yapamayan insanların ölmesi gerekirdi evrimsel süreçte. Ama ne oldu? İnsanların kendi başka yetenekleri olduğu ortaya çıktı. Dediğin gibi bir insan av yapabilecek kadar güçlü kalıplı olmayabilir ama mızrak yapabilecek kadar akıllıysa ne yapar? Yaptığı mızrağı avlanacak kadar güçlü olan adamı verir. Adam avladığı etten, avladığı hayvanın etinden mızrak yapana da verir. Aynı şekilde ev yapacak kadar becerikli ya da akıllı olmayan bir insan başka bir konu, avlanacak kadar güçlüdür mesela. Et karşılığı evde oturur. Ama işte bu zaman zaman bir yerden sonra insanlar arasında eşitsizlik oluşturmaya başladı. Çünkü takasta her zaman karşı tarafta gönüllü olmayabiliyor. Sen et vermek istiyorsun ama adam sana o et karşılığında ev vermek istemiyor olabilir. Bu gibi durumlardan dolayı zaten bizim ortak takas birimi dediğimiz para ortaya çıktı. Ortak metaların takas birimidir para. Ölçüt diyebilir miyiz yani? Ortak paraya? Ölçüttür de diyebiliriz. Ve bu zamanlarda para zaman zaman daha sonrasında değişmeye başladı. En başta sadece metal olarak çıkıyordu. Altın, gümüş, bakır gibi paralar vardı. Ama daha sonrasında bunların piyasada azlığı sebebiyle banknot dediğimiz kağıt paralar ortaya çıktı. Bankanın notu, bankanın aslında çek gibi düşünebiliriz bunu, kullanılan çekler. Ama daha sonrasında tabii bunlar değişti, bunları daha sonra yayının ilerleyen kısımlarında konuşacağız. Genel olarak bu şekilde diyebilirim. Ya sonuç olarak da mesela günümüzde kripto para dediğimiz şeyler çıktı. Yani para da aslında günden güne evrimleşen bir şey diyebilir miyiz? Ya tabii para da değişiyor, insan da değişiyor. Ama insanlık tarihinin belki de en önemli olaylarından birisi güçsüzün artık ölmemesi. İşbirliği dediğimiz. Zaten bu işbirliğinden sonra da uzmanlaşma dediğimiz olay ortaya çıkıyor. Adam mızrakçı oluyor. Nasıl oluyor? Adam sadece mızrak yapabiliyor ya da en iyi yaptığı iş mızrak yapmak. Karşılığında bir şeyler karşılığında, et karşılığında, ev karşılığında sürekli mızrak yapıyor. Ve bu insanı aslında hayvandan ayıran çok önemli bir detay. Çünkü bir hayvan mesela, sen bir maymunsan eğer, muzun da kendini toplayacaksın. Yatacağın yeri de kendin bulacaksın. Kullanacağın aleti de eğer alet kullanabilecek kadar akıllıysan kendin yapmak zorundasın. Ama insanda iş bölümü dediğimiz, Adam Smith'in de Ulusların Zenginliği'nin birinci cildinde anlattığı gibi iş birliği dediğimiz olay ortaya çıkıyor. İnsan bir zaman sonra farklı konularda ustalaşıyor ve elenmiyor bir şekilde. Toplum hayatında da yaşamaya devam edebiliyor. Genel olarak bu şekilde diyebilirim. Anladım, teşekkürler. Yani aslında hani bireysel çıkarları için artık toplumlar kendi o bireysel çıkarlarıyla insanlar kendilerini geliştirmeye başlıyorlar. Evet, aslında burada şöyle bir şey söyleyebiliriz o zaman. Atıyorum mesela Ozan'ın da dediği gibi ben hani biraz daha modern olsun bıçak yapıyorum ya da silah yapıyorum mesela. O silahımla para kazanıyorum. Para orada bir ölçüt oluyor. O ölçütle ben gidiyorum o değerle ve başka bir hizmet alıyorum mesela, böyle diyebiliriz. Yani teşekkürler Ozan. Rica. Şimdi aslında güzel yerlere değindik. Bundan sonra bir de bence konuşmamız gereken şeyler, kronolojik sırayla gidiyoruz bu arada. Bence konuşmamız gereken şeylerden birisi de, benim gözüme çarpan şeylerden birisi de Avrupa'daki feodal sistemi olsun, Hindistan'daki kast sistemi olsun, işte evet, kölelik sistemi olsun, bu tarz şeyleri bence biraz da konuşmamız gerekiyor. Mustafa, sen bu konu hakkında ne diyeceksin? Şimdi bu Orta Çağ süreci, daha sonra kavimler göçü, Selçuklular, Haçlı Seferleri, Osmanlı, o dönemin genel yapısına bir bakalım şimdi. Kronolojik sırayla gidiyoruz. Zaten daha sonradan bu Fransız İhtilali'nin etkileriyle devam etmeye çalışacağız. Öncelikle bu Avrupa'da feodal sistem ya da herhangi dünyanın başka yerinde daha sanayi devrimi yok, sanayileşme yok, tren rayları yok. İnsan toplulukları misal kendini daha iyi tanımıyor. Bak misal ince bir detaydır. Avrupa'da sanayi devrimiyle ya da demir raylarıyla, misal Fransa'da Fransız İhtilali'yle Fransızca konuşan insanların sayısı artıyor. Ama ondan önce Orta Çağ süreci Avrupa'da farklı farklı işte dukalıklar, krallıklar, merkezi krallıklar, biraz daha güçsüz feodal beyler onlarla eşit derecede olabiliyor. Bazen onlara karşı bile çıkabiliyor.
bu yönden hani merkezi bir meşruiyet sağlanmamış. Herkes kendi beyliğini kuruyor yani. Evet, yani güçlü toprağı olan ona göre sistemini devam ettiriyor. Misal bu hani köle detayına da değindin. Karl Marx'ın hani ideolojik görüşünün temel mantığını anlamak istersek nasıl anlarız? İlk başta insanoğlu hani mağaradaydı. Sonradan bu tarımla artık toprak sahibi olmaya başladı ve daha sonra ne oldu? Toprak sahibi olanlar zenginleşti, para kazandı. Köle ve sahibi, efendisi ayrımı ortaya çıktı. Daha sonra bu kölelerin biraz daha hakları oldu. Misal Avrupa'daki feodal sistemde ne oldu? Hani artık o toprağı işlediler, kendi vergilerini verdiler, o toprağı işlediler. Onların bir işte beyi oldu. Daha sonra bu sanayi devrinin genişlemesi ya da bu oradaki çalışan köylüler, onların hakları daha da genişledi. İşçi ve patron ortaya çıktı. Ve daha sonra da mesela Karl Marx ne diyor? Bakın gittikçe diyor, sahiplenilen, çalışılan kısım büyüyor, sahip olan, çalıştıran kısım küçülüyor. Öyle bir gün gelecek ki bu sınıf, yani işçi sınıfı egemen olacak, toplumda işçi sınıfının herkesin eşit olacağı bir sistem kurulacak diyor. Böyle misal Karl Marx'ın sistemini anlatılabilir. Onlara tabii ki daha sonra değineceğiz. Misal Hindistan'da bu kast sistemi öyle kolay değil yani. Sen bir köylüysen bir soylu sınıfına geçmen çok zor. Belki toplumdan dışlanmış bir insan olabilirsin. İmkansız denecek. Ya da Avrupa'da misal bu soyluyken sen soylu unvanındasın ya da bir rahipsin. Ama köylü durumundaysan geçmen imkansız. Ama Osmanlı'da baktığımız zaman Osmanlı sisteminde bunun olmadığını görüyoruz. Padişah fermanıyla reaya'daki bir köylü çok kolay misal neye geçebiliyor? Yöneten kısmına, Seyfiye, İlmiye, Kalemiye o bölümlerden birine geçebiliyor. Ya da Seyfiye, İlmiye, Kalemiye'deki biri eğer devletin çıkarına risk teşkil edecek bir şey yaptığı zaman reaya'ya geçebiliyor Osmanlı'da. Böyle bir sistem misal karşımıza çıkıyor farklı olarak ve insanlar misal o dönem düşünün insanlar hayal edelim 300 yıl önce Kayseri'de ya da 400 yıl önce herhangi bir teknolojik cihaz yok. Tek duydukları şey kahvehanedeki o hikayeler, annesinin babasının ona anlattığı dini ve ona göre bir toplum, bir kültür şekilleniyor. Misal o zamanlarda ne vardı Anadolu halkında, Sünni halkta sanki Aleviler hani Müslüman değilmiş gibi kızılbaşlar söylemleri. Hani tam bilmiyorlar çünkü. Onlar Müslüman değilmiş gibi geliyor onlara. Araştırılamıyor. Halbuki onlar Türk geleneğini Orta Asya'dan getirmiş, İslam'la harmanlanmış ve böylelikle gelmişler. Ha işte tarihten bu sürede onlar da ne yapıyor? Bakıyor Aleviler. Bu taraf Anadolu'daki bazı insanlar ya da o dönemin padişahları bir dışlanma, bir itilme durumu söz konusu. Onlar da kendi içine kapanıyorlar. Hani bir gelenekler vardır bazılarında, katı olanlarında. Bence yanlış bir şeydir de. Geleneklerinin bozulmaması için farklı kandan olan biriyle misal evlendirilmiyorlar. Hani tarihte böyle şeyler söz konusu. Çok güzel bir misal gönderme de yapalım. Hani bugün bir ayrım, hala ayrım yapmaya devam edenler işte. Kürt, Türk, Alevi, Sünni. Eğer siz bu ayrımı yapmaya devam edersiniz, sizin 400 yıl önce, 500 yıl önce herhangi bir teknolojik cihaza ulaşamayan, medeniyetten, kültürlerden, diğer farklı kültürlerden bir haber olan, tabiri caizse bugünkü bizim sahip olduğumuz bilgi birikimine göre cahil olan insanlardan bir farkınız kalmıyor. Yani diğer kültürlere açık olmak, diğer insanlara açık olmak bunu gerektiriyor. Onlar niye böyle? Ben böyleyim. Onlar niye bunu seçmiş? Son olarak da İstanbul'un fethine değinecek olursak, tabii ki İstanbul fethi o şahi topları, feodal beyler artık ya da oradaki halk anlıyor. Bu güçlü surlar, kaleler yıkılabilir yapılan toplarla. Oradaki bilim insanların Avrupa'ya gitmesi, Rönesans reformu teşvik etmesi hepsi birbirini tetikliyor tarihte. Evet Mustafa sonunda çok güzel bir yere değindi. Burada İstanbul'un fethinin çok büyük bir önemi var. Çünkü Avrupa'daki feodal sistemin yıkılmasında cidden İstanbul'un fethinin çok büyük payı var. O şahi topları falan onlar kaleleri yıkınca diyorlar işte derebeyleri bu toplar kaleleri yıkıyorsa bizim bir güvencemiz yok o zaman biz de yıkılırız diyorlar. Ve öyle yavaş yavaş feodal sistem bitmeye başlıyor. Şey de aslında burada topların onları yıkması Bizans'a desteğin Avrupa'dan gelmemesinin de sebebi. Bizans'a Avrupa'dan desteğin gelmemişse zaten Hristiyanlar arasındaki güçlü bağı da bir bakıma çözmüş oldu. Zaten İstanbul'un fethinin bak Fatih Sultan Mehmet'in ilk amaçlarından biri Ozan.
ilk amaçları olmasa da yani genel amaçlarından biri bu Katolik Ortodoks Birleşmesi'nin engellenmesi. İstanbul o Patrikhane Ortodoksluğun kalesi, o Avrupa'da Viyana Katolikliğin. Zaten Ortodokslar Katolikleri sevmiyor. Neden? Dördüncü Haçlı Seferlerinde gidiyorlar orayı. İşte yağmalıyorlar. Aslında Haçlı Seferi'nin amacı başka olsa bile. Yardım için buradan bir ayrışma ortaya çıkıyor. Hatta çoğu Ortodoks, misal oradaki Rum, Fatih Sultan Mehmet'in yani Türklerin gelmesini belki Katoliklerin yardımından daha çok istiyor. Hatta bu mübadele oluyor ya Yunanistan'da. Hı hı. O mübadele sırasında ilginç bir detaydır bu. İstanbul'daki Rumlar, Fener'deki Rumlar, o Beşiktaş tarafı, onlar mübadeleye katılmıyor. Hani Fatih Sultan Mehmet'in bir vasiyeti artık, burada dininiz özgür yaşayacaksınız. Oradan gelen ve artık orayla çok içli dışlı olmuşlar zaten. Fener Rum Patrikhanesi, Fener Rumları. Hatta Osmanlı'da Hariciye'de, bu tercüman Hariciye Bakanlığı'nda, Hariciye Nazırlığı'nda tercüme işlerinde bu Rumlar çalışıyor. Çok büyük bir hani etkileşim söz konusu oluyor Rumlarda o dönem. Katolik Ortodoks Birleşmesi'nden misal o aklıma geldi benim. Hatta burada Mustafa'nın az önce söylediği yere ben de bir ekleme yapmak istiyorum. Dedin yani Fatih Sultan Mehmet'in gelmesi bizler için daha iyi dedi halk demiştin. Bununla alakalı hatta bir söz var. Kardinal külahı görmektense Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederim diye de bir söz var. Bunu da söylemek istedim. Şimdi bir de Ortaçağ Avrupa'sını konuşalım. Burada Rönesans oluyor, reform oluyor. Bunlar dünyanın kaderini nasıl etkiliyor? Nasıl bir dönüm noktası o zaman? Biraz anlatır mısın? Ortaçağ'a geldiğimiz zaman aydınlanma dönemi, Fransız İhtilali gibi olaylar baş göstermeye başlıyor. Ki bunun da zaten John Mill'in de dediği gibi baskılanmış fikirler ve insanlar elinde sonunda gücü bulduktan sonra daha güçlü bir şekilde ortaya çıkar. Yani bastırmak aslında pek de bir işe yaramaz ve bastırılmış köylüler, çiftçiler, bastırılmış halk, çünkü tepede bir kral var, yönetici var, diktatör gibi yönetiyorlar halkı. Halkı sömürüyorlar ve eninde sonunda halk da buna karşılık olarak ihtilal gerçekleştiriyor. İhtilal sonucunda işte demokrat fikirler, liberal fikirler çok fazla hakim olmaya başlıyor. Aydınlanma fikri, zaten Fransız ve İngiliz aydınlanmasında şeyi çok rahat görebiliyoruz. Artık Martin Luther'in yaptıklarından sonra insanlar şeye girmeye başlıyor. Reforma girmeye başlıyor. Reformda batıldan, dinden ve duygudan uzak, sadece salt, kürt, akılla bir şeyler başarılabileceğine, yönetilebileceğine olan inanç artmış oluyor aslında. Evet. Ve ihtilal sonucunda da tabii İskoç aydınlanmasında olay birazcık daha farklı. Fransız ve İngiliz aydınlanmasında salt akıldan bahsedebilirken, İskoç aydınlanmasında sadece salt akıldan bahsedemiyoruz. Orada düşünürler daha çok duyuların da işin içine girmesini savunuyor. Hatta Adam Smith öyle ki gene birazcık daha sekülerleşiyor. Kilisenin baskısından kurtuluyor ama şöyle diyor. İnsan ahlaklı olabilmesi için objektif bir izleyicinin onu izliyormuş gibi davranması gerekir diyor. Bunu David Hume ve hocası açısından tam olarak söylemiyor. Onlar da bir izleyiciden bahsediyor ama tam bir objektif izleyiciden, ima etseler bile tam bir objektif izleyiciden bahsetmiyorlar. Yani ahlakı da birazcık daha duyguyla sekülerleştirmeye çalışıyor İskoçya'da da. Ama Fransız'da da aydınlanma çağında duygudan neredeyse hiç eser yok. Sadece kült akıldan bahsedebiliyoruz. Hı hı. Anladım. Teşekkürler. Zaten Fransız ihtilali dediğimiz zaman Fransa'da çok büyük bir ekonomik kriz çıkıyor. Hı hı. Bunun sonucunda zaten halktan çok vergi alınıyor. Halk zaten çok fakir. Daha da çok alıyorlar. Hani ben mesela kralım. Giydiğim şey bu, çok lüks bir şey olsun bu. Ekonomik krizden sonra da ben bunu giymeye giyiyorum, devam ediyorum. Ama bunun parasını nereden alıyorum? Halktan aldığım daha büyük vergilerden alıyorum. Bunun sonucunda da halk zaten isyan ediyor. Belli bir süreden sonra halk artık dayanamıyor, isyan ediyor. Kralı, sarayı basıyorlar. Ondan sonra belli bir kesim diyor mesela... belli bir kesim diyor ki kralı diyor sadece esir tutalım diyor, belli bir kısım öldürelim diyor. Bunun sonucunda da iyice karışıyor diyelim Avrupa. Mustafa, sen bu konuda ne diyeceksin? Şimdi o sürece giderken ne yaşanıyor? Bir coğrafi keşifler süreci. Nasıl oluyor? Bu artık Osmanlı'nın baharat yolu, ipek yolu, bunlara sahip olması Avrupa'daki insanları artık yeni yollar aramaya yönlendiriyor. Buradan Amerika'nın, Hindistan'ın, Ümit Burnu'nun, işte o Kuzey Afrika kısmının, oraların keşfedilmesi, buradaki ham maddelerin alınması, coğrafi keşifler. Daha sonra oradaki halkın zenginleşmesi. Bu zenginleşmenin onları artık antik Yunan'daki gibi
düşünce ortamına, düşünmeye itmesi ve bu düşünme sonucunda da artık Rönesans, reform bunlar tetikleniyor. Bu reform süresince Martin Luther'in yaptığı reformlarda artık bu papalığın bağnaz fikirlerinin olmaması gerektiğini, değiştirilmesi gerektiği savunuluyor ve halk da buna destek veriyor. Artık Almanya'dan her yere bunlar yayılmaya başlıyor. Daha sonra siz bahsettiniz bu krallık sürecinde mesela halk fakirleşiyor değil mi? Hatta ne çıkıyor artık bu Fransız ihtilali olsun? Kralın yetkilerinin korunması, artmasını isteyenler bir kısım, kralın yetkileri azaltılması gerekenler bir kısım olarak bizim karşımıza çıkıyor. İngiltere'de misal Whig Partisi, Tory Parti işte, liberal muhafazakar partiler. Liberaller biraz daha özgürlükçü olarak karşımıza çıkıyor. Muhafazakarlar biraz daha tutucu kısım olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu ayrım misal İngiltere'de hala vardır muhafazakar kısım. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecinde bile biz bunları görmüşüzdür. Ha zaten o toplumlarda kendi gelenek kültürleriyle beraber böyle devam ettiriyorlar toplum olma yapılarını. Ben en önemli nokta benim için bu sanayi devriminde, daha demin de bağlamaya çalıştım. Doğru, Fransız devrimi oldu. Fransız devriminde artık halk, misal o okuyan insanlar kimden etkileniyor? Aydın kesim, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Montesquieu'nun misal kanunların ruhu, o üçlemesi, yasama, yürütme, yargı. İnsanlar bunu okuyor. Amerika'nın kuruluşunda da misal Fransa'dan o Amerika'ya giden Lafayette bu generallik yapmış, orada yardım ediyor. Amerika artık bu İngilizlerin baskısından rahatsız oluyor ve koloni ayaklanması, 13 koloninin 1776'da Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'nin yayınlanması. Hatta Fransa da burada yardım ediyor Amerika'ya, İngiltere ile arası veriyor, sıkıntılı olduğu için. Amerika'daki o koloni başkanları, Amerika'daki o meclisi kuranlar bunu fark ediyorlar ve daha sonraki dönemlerde kendini Avrupa'daki olaylardan daha bağımsız tutmak istiyorlar. Çünkü biraz tedirgin oluyorlar. Çünkü kendi kuruluşlarında bile Fransa ile İngiltere arasındaki bir çıkar rekabetinden dolayı kendileri aslında bu kadar avantajlı bir pozisyona geçti ve bu, eğer bu rekabet gün gelir kendilerine tam tersi bir şekilde etkileyeceği için biraz daha bağımsızlık politikası izlemeye dönüyorlar. Fransız ihtilalinden sonra Napolyon'un çıkması, bu Napolyon savaşları, tabii onlara çok ayrıntıya girmeye gerek yok. 1815'te bir Viyana Kongresi oluyor. Ozan daha demin çok güzel bahsetti. Sen ne kadar baskılarsan, eğer o baskılanan kişiler gücü elde ettikleri zaman daha yüksek bir şekilde kendilerini ifade edecek ve daha da yükselecek. Şimdi baktığımız zaman 1815 Viyana Kongresi'nde çok önemli bir isim, Metternich, Avusturya Başbakanı karşımıza çıkıyor. Ozan'ın dediğine paralel olarak Metternich'in izlediği politika, Avusturya çok kozmopolitik bir yapıya sahip. Bu yüzden ayaklanma, isyanları engellemek için biraz daha baskıcı ve bunun tersi bir politika izliyor. Ama günün sonunda ne oluyor? Almanya'da kuruluyor Bismarck, kan ve demir. İtalya'nın da kuruluşunu engelleyemiyorsun. Çünkü ortada bir hareket, bir ayaklanma, bir fikir varsa eninde sonunda o gerçekleşiyor. Osmanlı'da da bu olmuş misal. İkinci Abdülhamit ne kadar da bir yapay Osmanlı milleti oluşturmaya çalışsa da bu gerçekleşmemiş. Sonradan İttihat Terakki'nin yönetimi eline alması. Hani dünya tarihindeki olaylar birbirine çok benziyor aslında bazı yerlerde. Etkilendikleri için birbirlerine benzemeleri de bu konuda hiç hani bizi şaşırtıcı bir durum olarak karşımıza çıkmıyor. Son olarak sanayi devriminde ne oluyor? Artık Ozan, kalabalık şehirler, kalabalık fabrikalar, insanlar bir arada yaşamaya başlıyor ve bunun sonucunda da ne oluyor? Bir aynı dili konuşan, aynı ortak kültüre sahip olan insanlar, aynı çıkarlara sahip olan insanlar, yani bir ulus devletleri kurulmaya başlanıyor. Bu milliyetçilik akımı çıkıyor, toplu yaşıyorlar, liberaller ortaya çıkıyor. Peki bu toplu yaşama sonucu ne oluyor? Bir asimilasyon süreci. Misal Fransa'nın iyi bir fabrikasının olan, iyi bir jeopolitik konuma sahip olan bir şehrin düşünelim. Orada belirli bir ırk var. Diğer ırklar köylerden şehirlere oraya geliyor. Ve belli bir ırkın devamında onlarla beraber asimile oluyorlar. İşte bu Fransızlar, Almanlar, bu ulus devleti oluşma süreci sanayi devrimiyle beraber, toplu yaşamayla beraber aynı fabrikada komutları gerçekleştirmesi için aynı dil bilmesi gerek, iletişim gerçekleştirirken birbirleriyle fikirlerini paylaşıyorlar, etkili oluyor. Misal bize bir hani olmayan ama varmış gibi lanse edilen bir Kürt sorunu var ya misal. Temel sebeplerinden biri bu.
Cumhuriyet kurulduğu zaman hani çoğunluğun yönetmesi, çoğunluk sistemleri, cumhuriyet, demokrasi. Biz de bakıyoruz batıda bu sistem var ve doğru olan da o gibi geliyor. Doğru olan o cumhuriyet. Biz onu kullanıyoruz. Ama bizim sıkıntımız ne? Halk hala köylerde daha birbirleriyle yaşamaya alışmamış. Mesela Almanya'da ne oluyor bu Prusya'dan Alman Milli Devleti'nin kuruluşu sürecinde? Artık o demir rayları sanayi devrimiyle beraber çok etkinleşerek insanlar birbirlerini daha yakın tanıyorlar. Aynı Germen toplulukları. Hem aynı dili konuşuyorlar hem aynı çıkarlara sahipler. Bu onları bir araya getiriyor. Bir Almanya'nın kuruluşuna kadar giden bir süreç. Ama Cumhuriyet'in, Anadolu'nun böyle kalabalık sanayi şehirleri yok. Köylerde yaşayan insanlar var. Sizin bir ulus yaratmanız lazım. Çünkü diğer devletler ulus yaratmış. Fransa, Almanya. Sen bu ulusu nasıl yaratıyorsun? Türk kimliği altında. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan, kendini Türk hisseden herkes Türktür ve bunun sorumluluklarını yerine getirmelidir. Türkiye bayrağı, Türk bayrağı, daha sonra Türk Milli Marşı, bunlarla bir ulus yaratmaya çalışıyorsun. Askere giderken insanlar istekli olsun, hani somutarak gitmesin. Hani burada misal olaylar birbiriyle bağlantılı. Ha, Kürtlerde işte bu Şeyh Said isyanı, bazıları bu cumhuriyete karşı tepkisini İslam'la dile getiriyor. Benim geleneklerime ters çıkıyor diye. Bazıları da ırkıyla, ya ben Kürdüm diyor, ben Türk kendimi öyle hissetmiyorum diyor. Misal Anadolu'daki halk buna karşı çıkan kesim ne yapıyor biraz daha işte bu monarşi isteyen kesim bunu İslam'la dile getiriyor. Kürtler hem İslam'la hem ırk bunu dile getirme konusunda zaten olayda daha büyüyor. Ha bu sorun çoğu zaman evet olmuş, çözümü de birbirimizi dinlemek, birbirimizi anlamak. Onların da sorunları, bizlerin de sorunları. Tabii ki şu an kolumuz o değil. O yüzden ayrıntıya girmeyeceğim. Bakın, dünya tarihinin dönüm noktalarında sanayi devriminin, cumhuriyet, demokrasi, çoğunluk yaşamının ne kadar büyük etkileri olduğunu sadece bizim ülkemizin üzerinde bile görebiliyoruz. Evet, zaten baktığımız zaman sanayi devrimi, özellikle de Fransız ihtilali bizim ülkemiz üzerinde çok büyük etkiler bırakan bir olaylardı. Mesela ben Fransız ihtilalinden örnek vereyim. Fransız ihtilali sonucunda çıkan bazı akımlar var. Milliyetçilik, eşitlik, evet. Bunlardan bazıları. Bunların sonucunda mesela o dönemin Osmanlısının aslında bir yandan da infaz emri veriliyor aslında. Çok uluslu bir devlet olduğu için işte milletler ne diyor? İçinde Arnavut'u var, Yunan'ı var, Bulgar'ı var, Ermenisi var. Diyorlar ki, diyorlar onlar yaptı, biz de yapalım, biz de ayrılalım diyorlar. Ve Osmanlı yavaş yavaş parçalanmaya başlıyor Fransız ihtilaliyle ya, evet. Birlikte aslında. Misal bildirge hazırlanırken Fransa değil, Fransa kralı değil, Fransız kralı, Fransızların kralı. Bu detaylar, daha sonra anayasal haklar, işte eşitlik, kralın haklarının kısıtlanması, hepsi bu sürece bir ön ayak oluyor. Osmanlı'da da etkileri çok büyük bir şekilde zaten görülüyor. Yunanlar, evet. Karadağ, daha sonra Romanya, Bulgaristan çoğunda. Evet, sanayi devrimine gelecek olursak da günümüz makinelerinin, arabalarının falan temelleri de orada atılmaya başlıyor. Ozan, sen sanayi devrimi hakkında ne söyleyeceksin? Sanayi devriminden önce Bayer'in dediklerinin hakkında ufak bir şey eklemek istiyorum. Karşıt fikirler sert bastırılırsa eğer günün sonunda daha radikal bir biçimde ve daha sert bir biçimde ortaya çıkar ve bastırdığınız sertliğin kat katı belki de daha fazla zarar elde edebilirsiniz. Robespierre, Fransız ihtilali. Mükemmel, çok güzel denk geldi. İlk başta ben cumhuriyeti savunuyorum, çoğunluğu savunuyorum diye o kalkıyor. Ama sonradan herkesi giyotinle idam eden bir diktatöre dönüşüyor. Adını da tarihte haine çeviriyor. Ve belki de çok faydalı gibi gözüken Fransız ihtilali. O yüzden çoğu tarihçi, çoğu insan için işte gereksiz radikal fikirlerin aşırı sert bir şekilde ortaya çıkması olarak adlandırılıyor. Zaten Fransız ihtilaline baktığımız zaman halk amacına ulaştıktan sonra, buradaki amacına ulaşmak dediğimiz şey ne? Kralı esir aldıktan sonra belli bir kısım, radikal kısım diyor ki kralı öldürelim. Diğer işte biraz daha sakin, tutumcu kısım, iyimser kısım diyor ki tam biz amacımıza ulaştık. Kral artık böyle haklara temsili bir şekilde dursun diyorlar. Artık biz elimize geçeni aldık diyorlar. Ama az önce sizin de dediğiniz gibi Robespierre'in burada cidden çok büyük bir payı var. O diyor işte halka, işte bize karşı gelen herkes giyotinle idam edilmeli diyorlar. Herkesi bak, sadece soyluları değil, halk
uzaktan olan kesimi bile, başlangıçta dost olduğu kişileri bile adam kendisine karşı gelince direkt tık idam ediyor. Çünkü önceden bastırılmış, o bastırılan fikirlerini bastırma yoluyla insanlara üzerinde bir meşruiyet sağlama amacına gidiyor. Ve sadece evet. Bu şeyde de değil, hani ele güç geçme de değil, en ufak bir fırsatta görebiliyoruz bunu. Zamanında Ermeni milliyetçileri Abdülhamit döneminde, hatta Ermeniler tarafından Kızıl Sultan olarak anılmasının sebebi de budur. Çok sert bir biçimde bastırıldı hani ve bunun sonucunda da dönüp baktığımız zaman Ermeniler bunu bahane ederek tehcir esnasında köyleri yağmaladılar, insanlara saldırdılar. Bu sadece böyle de değil. Şeyh Said ayaklanması sırasında, Şeyh Said ayaklanması aslında ırktan bağımsızdır. Hatta Şeyh Said ayaklanmasına katılan Türkler de vardır bildiğim kadarıyla. Seyit Rıza'ya da aynı şekilde. O ayaklanmaları da o şekilde. Ama bu ayaklanmaların bu kadar sert bastırılması sonucunda bugün bazı kötü ameller için fırsat arayan insanlar bunu kullanmaya başladılar. Diyorlar ki işte bu devlet Kürtlere saldırdı. Hayır, bu devlet aslında Kürtlere saldırmadı. Orada bastırılmaya çalışılan şey İslami bir ayaklanmaydı. Ha, Müslümanlara da saldırmadı. Çünkü dönüp baktığımız zaman ülkenin her yanı Müslüman. Ülke Anadolu'dan oluşmakta. Sadece isyan eden büyük bir gruba saldırıldı. Ha, ama ne oldu? Çok sert bir biçimde bastırıldı. Bu kadar sert olmasına gerek yoktu. Sabiha Gökçen'in falan, Gökçen'in şeyleri var işte. Keçilerine kadar zehirledik. Keçilerine kadar öldürdük. Bu kadar sert bastırılmasının ardından insanların eline koz verilmiş oluyor. Daha tutucu, daha normal bir biçimde bastırılsaydı eğer tüm olaylar, aynı şekilde Yunanlara ayrılmak isteseydi mesela, ufak bir yerde bağımsızlık ya da özerklik verilseydi belki bu kadar fazla patlamayacaktı. Ya da Arnavutlara ufak bir yerde bağımsızlık ya da özerklik verilseydi ya da referandum gibi bir çözüm ortaya çıkmış olsaydı belki bu kadar patlamayacaktı Arnavutluların isyanı. Ama şöyle de var, isyanı. Hani o tarihte çok ince bir çizgi. Onlara bir takım özellikler, haklar verdikten sonra daha çoğunu istiyorlar ve önünü kesemiyorsun. Hani burada olayın kayış kopması o bir topluluğun bir araya gelip senin ana sistemine karşı çıkıp başka bir şey istemesi. Zaten eğer o sisteme baş kaldıran birileri varsa, onların hepsini öldürsen bile onların soyundan gelecek olan insanlar günün birinde belki 100 yıl, belki 200, belki 300 yıl sonra bu fikri tekrardan diriltecekler. Nereye kadar? Nereye kadar? Zaten aslında sadece Türkiye için değil, illaki her ülkede vardır bu Robespierre dediğimiz insanlardan. Hatta Mustafa'nın birkaç yayında söylediği bir sözü vardı burada. Ya zamanında söylesene. Aa, evet. Christopher Nolan'ın Kara Şövalye filminde. Evet. Ya zamanında ölüp piyasadan çekilip kahraman ilan edilirsin ya da yeterince uzun kalıp hain ilan edilirsin. Robespierre için bunu söyleyebilir miyiz hadi? Ha, Robespierre için belki de tamam, devrim gerçekleşti, orada öldü, bir kahraman denilebilirdi. Yani. Çok sevilen bir senato üyesiydi ama sonradan ne oldu? Bir diktatöre dönüştü. Tüm dünya tarafından sevilmeyen bir insana dönüştü. Lenin için de bunu söyleyebiliriz aslında. Sovyet halkları tarafından zamanında öldü çünkü aslında. Eğer birazcık daha yaşamaya devam etseydi Lenin de halkını sömüren bir diktatör olacaktı ve o da tarihte kötü anılacaktı. Ki hala da aslına bakarsak objektif olarak kötü anılıyor ama sosyalistler mesela bugün Stalin'i o kadar rahat savunamazken Lenin'i çok rahat savunabiliyorlar. Evet, bir sürü örnek var ona. Hani hatta Türk siyasi tarihinde de siyasete atıldığında çok iyi başlıyor. Sonradan hafif sıkıntılar çıkıyor ve halkın gözünde, gerçi bizim siyasette Türk tarihinde, Türk siyasi tarihinde çok var hani Türkiye Cumhuriyeti'nde. Ya bakıyorsun 5 yılda bir, 10 yılda bir hainlerle kahramanlar sürekli yer değiştiriyor. Evet. Bunları da örnek verebiliriz. İlla ki her ülkede var. Neyse, sanayi devriminde aslında güzel bahsettik. Çok önemli bir dönüm noktası, tekrardan söyleyelim. Bundan sonra Ozan'ın özellikle istediği bir İskoç aydınlanması vardı. Çok hazırlandım dedin. Bize anlat İskoç aydınlanması. İskoç aydınlanmasından aslında biraz bahsettim. İskoç aydınlanmasından ziyade Adam Smith'ten bahsetmek istiyorum ben. Çünkü Adam Smith'in fikirleri günümüz ekonomi ve piyasaların ortaya çıkışının temelidir. İskoç aydınlanmasının felsefesinde işte daha demin de dediğim gibi Fransız ve İngilizlerde kült akıl varken İskoçlarda birazcık daha duygu ve duyuların insan olduğumuzdan kaynaklı olarak etkin olduğundan bahsediyorlar. Harici piyasalara baktığımız zaman Adam Smith'in çok güzel fikirleri var. Mesela Karl Marx çıktıktan sonra işte birileri sürekli işçileri sömürüyor gibi iddiaları olsa dahi Adam Smith şunu söylüyor. Diyor ki şirket bir tane olursa mal pahalı olur,
işçilerin de standardı düşük olur. Asgari ücret düşük olur. Ve sayfa 66'da şunu söylüyor. Diyor ki, gerekçe emekli sayısının azlığı onu birbirlerine karşı ücret yükselten patronlar arasında rekabete yol açar. Yani burada şunu söylemek istiyor. Gene bunu ne kadar işçiler için meta demek ne kadar doğru bilmiyorum ama fiili talep dediğimiz olay meta sayısından daha az olursa böyle bir durumda metanın değeri düşer. Çünkü mesela senin 2 portakala ihtiyacın var ama 5 portakalın var. Kalan 3 portakalın değeri senin için 2 portakaldaki değer kadar olmaz. Evet. Değer düşer ve bu değer düşmesinin önüne geçebilmek için de şunu söylüyor. Piyasada daha fazla şirket olmalı diyor. Evet. Daha fazla şirket, daha fazla işçi ihtiyacı, daha fazla işçi ihtiyacı da işçinin değerini yükseltecek bir olaydır. Zaten dönüp baktığımız zaman piyasası daha büyük olan devletlerin asgari ücretlerinin daha geniş olduğunu görmekteyiz. Bugün kapitalist diyemeyeceğimiz devletler var. Piyasaları tekeldir. Zaten tekel demek sadece kapitalizm için kullanılan bir tabir olsa da aslında devlet de bir tekerdir sosyalizmde. Hı hı. Mesela şu an bakıyorum Küba'da asgari ücret 88 dolar. Amerika'da 1550 dolar. Küba'da bir tane kurum var çalışabileceğin, devlet. Amerika'da 1550 dolar. Zibilyon tane çalışabileceğin iş şeyi var. Çünkü şirketlerin işçi devamlı olarak ihtiyacı var. Daha sonrasında zaten Adam Smith sonraki sayfalarında da şunu söylüyor. Diyor ki piyasanın fiili büyüklüğü o kadar da önemli değildir. Asıl önemli olan piyasanın sürekli olarak gelişmesidir. Yani piyasada şirketler vardır. Eğer evet. Şirketler daimi olarak piyasada kalırsa bir yerden sonra işçi ihtiyacı biter. Piyasanın canlı olması, piyasaya daimi olarak yeni şirketlerin dahil olabilmesi, şirketlerin bazılarının iflas edebilmesidir. Piyasayı canlı tutan ve asgari ücreti artıran. Baktığım misal sevmediğin şirket o ülkede hukuk güzel çalışıyorsa, tekelleşme yoksa, devlet bazı iş insanlarını kayırmıyorsa kendi şirketini açarsın kendi görüşlerine, onu büyütürsün, sen farklı bir rekabet yaratırsın. Zaten baktığımız zaman hani Ozan'ın da dedikleriyle paralel olaraktan Amerika olsun, Almanya olsun, bu tarz yerlerde sen istediğin şirketi seçersin. Ama Küba'da kısıtlı olduğu için şans, aslında şirket seni seçer. Bu yüzden belki de Küba'da asgari ücret daha az. Bunu da söyleyebilir miyiz? Sadece Küba değil. Küba'da yani Küba bir tane bir devlet örnek var. Çekya'da mesela. Çekya'da bakıyorum ya da Bulgaristan'da 311 euroymuş asgari ücret. 311 euro. Neden? Bulgaristan'da piyasada adam akıllı şirket yok ki. Senin bir değerin yok. Ülkede çok fazla insan var. İşsizlik fazla. İşsizlik fazla olursa eğer işçi fiyatları, ya asgari ücret düşer. Çünkü iş bulmak isteyen çok fazla insan var. Rakibin fazla. İş bulmak isteyen insan sayısı fazla olunca da işverenin sana vereceği fiyat hazır. Diyor ki beğenmiyor musun? Bu fiyata talim olacak, okey diyecek çok fazla insan var diyor. Hı-hı. Yani senin değerin düşüyor. Ama eğer piyasada işçi az olursa, şirket çok olursa da sen diyorsun ki bana bu paranın daha fazlasını verecek çok fazla şirket var. İşte Amerika'da böyle, İspanya'da böyle, Portekiz'de böyle, Almanya'da böyle. Ama Bulgaristan'da değil, Türkiye'de değil, Çekya'da değil. Çünkü Türkiye'de, Bulgaristan'da, Çekya'da piyasaya rahat bir biçimde giriş yapamıyorsun. Piyasaya giriş yapabilmek için yani çok fazla kriterim var. Devlette bir kere çok fazla ağır vergiler ödüyorsun. Devlet senin oranlarını belirliyor, şeylerini belirliyor. Piyasaya giriş yapabilmek bu kadar zor olmamalı. Piyasaya giriş yapmak daha kolay olursa asgari ücret artar. Burada şey gibi bir yorum çıkıyor ortaya. Asgari ücret artsın, herkes zengin olsun. Öyle bir şey olamaz. Asgari ücretin herkes tarafından, herkesin asgari ücreti, herkesin maaşı artarsa bir kere paranın değeri düşer. Çünkü ya piyasada onu karşılayacak kadar para yoktur. Bu yüzden para basılır. Para basılması durumunda da ne olur? Ya bak mesela tramvayda gidiyorsun, tamam mı? Organizeden çıktın, Cumhuriyet Meydanı'na doğru gidiyorsun. İlk bindiğinde tramvayda oturmaya bazen insanlar tenezzül bile etmiyor. Çünkü bomboş, istediği yere oturabilir. Bırak koltuk beğenmemi, oturmaya tenezzül bile etmiyor. Ama yavaş yavaş böyle yeni sanayiye doğru geldiğinde neyi görüyorsun? Yavaş yavaş tramvay dolmaya başlıyor. Tramvay dolmaya başladıkça o bir nimet oluyor, boş koltuklar. Nimet oluyor boş koltuklar. Beğenmediğin, tersime geliyor dediğin koltuk senin için bir nimet oluyor. Bu piyasadaki normal değer aslında, doğal değer dediğimiz olay. Fiili talep ile meta sayısı, yani oturmak isteyen insan ile koltuk sayısı dengeli olduğu zaman koltuğun değeri normal bir değer oluyor. Hı. Ama daha sonrasında Cumhuriyet Meydanı'na geliyorsun. Cumhuriyet Meydanı'nda ise kıtlık dediğimiz olay ortaya çıkıyor. Kıtlık durumlarında her şeyin değeri çok artar. Gereksiz yere. Piyasada ihtiyaç olmasa bile çünkü insanlar almak isterler. Evet. Karantina döneminde gördük bunu. Ekmek fiyatları ne kadar çok artmıştı.
ya da diğer temel gıda maddelerinin ne kadar değer artmıştı. Normalde oturmak istemeyen bir insan bir koltuk için Cumhuriyet Meydanı'nda başka birisiyle kavga edebilir. Çünkü tramvayda 200 kişi var, 100 tane koltuk var. Herkes oturmaya çalışıyor. Herkes oturası birbiri geliyor. İçin kavga ediyor. Kayseri Ulaşım'a buradan selam olsun. Kayseri tramvay hattı sayesinde liberal ekonomiyi Ozan anlattı bize. Ben anladım. Çok güzel şey. Aslında gerçek hayattan da örnekler vererekten anlattın. Uygulamalı anlattı da diyebiliriz aslında. Hatta ben de mesela şöyle ekleyeyim. Bunun Türkiye uyarlanmasında, şimdi bu zaten bu ekonomilerin çıkmasında, kapitalizmin genişlemesinde, hani ilk başta ne diyorlar bu Karl Marx gibiler? İşçi sınıfı eziliyor, onlar sıkıntılar yaşıyor. Bizim buna bir şey yapmamız lazım. İlk başta bu düşünce hani ütopik sosyalizm olarak, kapitalizme bir tepki olarak çıkıyor. Ama çoğu hani filozof tarafından, çoğu bu siyaset felsefecisi tarafından karşı çıkılıyor. Çünkü bu zaten bir şeye tepki olarak çıkmış. Zaten kapitalizmin sorunlarını halledersen buna gerek kalmaz tarzı görüşler. Sonradan bunun ideolojik bir sistem haline getirilmesi, bunun komünist manifestosunun çıkması, olaylar buraya geliyor. Yalnız şunu karıştırmamak lazım. Bakın, Atatürk'ün, Türkiye'nin, Cumhuriyet'in ilk yıllarında nasıl bir sistem vardı? Hani devletçilik vardı ekonomide. Bunun ana nedeni neydi? Savaşlardan çıkmış bir halk. Sermaye yapacak iş insanı yok, para yok. Ve henüz sanayi devrimi etkileri misal daha bu cumhuriyette, bu Türkiye'de gözükmemiş. Devlet buna ön ayak oldu. Nasıl ön ayak oldu? Misal İsmet İnönü zamanında işte o Sümer bez fabrikaları, misal Kayseri'de açılan, daha sonra diğer Anadolu'nun büyük şehirlerinde devlet kendi fabrikalarını açtı bu şekilde. Uşak fabrikası açıldı Kayseri'de. Şeker var Kayseri'de. Evet, şeker. Hepimiz biliyoruz az çok. Ama aslında burada olay şu, kusura bakma sözünü sıkıntı kestim. Sıkıntı yok. Piyasaya yeni şirket girilmesine karşı değildi o zamanlar Türkiye. Evet. Hatta hür teşebbüs gayet de devlet tarafından da destekleniyordu. Bugün devlet aslında teşvik ediyordu. Devlet teşvik de ediyordu. Hür teşebbüs vardı da yok demek yanlış olur. Ama şöyle de bir şey var. Bugün dönüp baktığımız zaman devletin fabrikaları satılmamalı gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü artık hür teşebbüse tamamen işi bırakmamız lazım. Kurulma döneminden, o kaos döneminden çıkıldı çünkü. Yani zaten şöyle, ilk başta o fabrikalar açıldı güzel, orada insanlar çalıştı. Sonradan ticaretçiler o fabrikalardan mal al, mal sat. Bak Kayseri'den, ben Profesör Mehmet Şahin'in, Kayseri Üniversitesi eski rektörlerinden konferansına gitmiştim. O Melik Gazi Belediyesi'nin salonunda çok güzel açıklıyordu Kayseri'nin Cumhuriyet'e, Cumhuriyet'ten Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Kayseri'nin dönüşümü, yapısı diye. O açılan tayyare fabrikası, onların nasıl kapatıldığı falan anlatıyordu. Olay şu aslında, bu fabrikalar açılıyor, devlet teşvik ediyor, ticaretçiler, misal Arif Molu gibi insanlar, bu mallar alıp satılıyor, mallar alıp satılıyor. Az sonra yazıyı bulursam okurum Ozan konuşurken, onu bulmaya çalışırım. Daha sonra ne oluyor? İnsanlar, kooperatifler bir araya geliyor. Bir araya geliyorlar. Toplu mal alıp ucuza almaya başlıyorlar. Daha sonradan diyorlar ki biz kendi fabrikalarımızı açalım. Hem daha ucuza mal üretiriz. Ve böylece devlet kendi teşvikleriyle sanayiyi, serbest piyasayı oluşturuyor. Kendisi İlk başta kuruyor. Ortam yokken. Ha bugün tersi bir durum var. Devlet biraz daha bu serbest piyasaya zorluyor. Engelleme, zorlama durumu var. İşte sen buna sigorta, asgari ücret, ondan ziyade bakın hukukun, yargının güzel işlemediği bir ülkede ne olur? Ben A iş insanıyım, inşaatım var benim. B iş insanı, sen Fırat'sın. Ben çok güçlüyüm, tekel oluşturdum. Herkes benden inşaat alıyor, herkes malını bana veriyor. Sen bir şirket açmak istiyorsun. Aa ben bakıyorum Fırat'ı engellemem lazım. Devletten hemen ayağını kaydırıyorum. Tanıdıkları ortaya koyuyorum. Rant kasma mı olur işte? Hepsi bunlara bir örnek olarak anlatılıyor. Farklı şeyler de var. Mesela devlet olmadan da Fırat'ı durdurabilirsin. Fırat'ın bütçesinin çok üstüne bir para teklif edersin Fırat'a. Dersin ki senin şirketini satın alıyorum. Alırsın. Ya da ne yaparsın ki bu çok daha farklı ve büyük şirketlerde geçerlidir. Adamın ayağını piyasadan kaydırmak için kendi ev fiyatlarını düşürürsün. Doğru. Haksız rekabet. Haksız rekabet. İşte sonradan da Fırat orada eğer hukuk da iyi değilse, kendi hakkını bulamazsa o ülkede ne yapar? Piyasadan çekilir. Hiç bu işe girmez. Piyasada statik durur. İlerlemez, gelişmez. Olay buna dönüşür. Şimdi sözü Ozan'a vereceğim. Ben o yazıyı bulmaya çalışacağım. Mesela Kayseri'de o Arif Molu gibi iş insanların zaten çıkışı buraya dayanır. O kooperatiflerin kurulması. Kayseri'de bu fabrikalar falan. Ben onların hazır yazısını bulurken Ozan da bahsetsin. Evet, Ozan sen ne diyeceksin bu konu hakkında? Ya şimdi tabii kooperatifleşme ve gelişme ekonomide hür teşebbüslü olan bir durum.
ve gelişmenin olabilmesi açısından devletin insanların önüne geçmemesi gerekiyor. Yeni açılan şirketler bugün çok büyük vergilere maruz kalmakta, çok büyük sorunlar yaşamakta ve bu sorunların önüne geçilebilmesi için devletin müdahil olmaması lazım piyasaya. İlk öncelikle bunu söylemek istiyorum. Ve daha demin Bayer'in de dediği gibi işte piyasada şirketin olup olmaması da değil aslında olay. Piyasaya yeni şirketin girebilmesi. Zaten mesela günümüzde baktığımız zaman ben de kısa bir örnek vereyim hemen. Zamanımız da az kaldı. Türkiye'de mesela yurt dışında yaşayan akrabalarım var mesela Amerika'da. Diyorlar burada berber çok pahalı. Neden? Berber az. Türkiye'de berberler hani biraz daha nispeten daha ucuz. Neden? Çünkü daha fazla. Her mahallede bir sürü berber. Onlarca berber var. Mesela, liseyi bitiren mesela berber olabiliyor. Berberlik aslında bir ata mesleği gibi oldu. Bu da aslında şirketler fazla olunca daha ucuz olması, talebe karşılayabilecek şeylerin fazla olmasının fazla olunca daha ucuza satın alma, hizmet daha ucuza satın almamıza sebep oluyor. Bundan ziyade bir de Mustafa sen söyle. Ben buldum o yazıyı. Misal bu Sümer Bez fabrikası İsmet İnönü Sovyetlere gidiyor. 5 yıllık bir plan yapılıyor. O dönem Sovyetlerin ekonomisinden biraz etkileniyor bu fabrika kurma konusunda. Çok kısa misal okuyayım. Şimdi devlet o misal Kayseri'de fabrikalar açıldı ya. Ne oluyor? Belirli bir oranda büyük yüksek mal alanlara bir araya gelip indirim yapılıyor. Bu politika yerli malı üretimi ve tüketimini teşvik ile yerli bir sermaye sınıfı yaratma amaçlarını birleştiriyordu. Fabrikanın bu politikasına yararlanmak için Kayseri'deki bazı esnaflar bir araya gelmiş, indirimli fiyattan topluca mal almak ve sonra bunu sermayelerin nispetinde kendi aralarında paylaşmak için bir birlik kurmuş ve böylece münferiden mal alan esnafa göre daha büyük kar elde etme imkanı bulmuşlardır. İlaveten 1942 yılında 2. Dünya Harbi'nin en şiddetli döneminin yaşandığını, buna paralel olarak bütün dünyada mal kıtlığı, yoksulluk gibi durumlar var. Bu birlikten sonra Kayseri tüccarlar 51-52 yıllarında sermaye birikimi ve bu fabrikadan edindikleri görgü ve tecrübenin yani verdiği özgüvenle kendi tekstil fabrikalarını yani birlik mensucat fabrikasını kuruyorlar. Sermayenin büyük bir kısmı Sümer kombinasyonun mallarını pazarlayarak oluşmuş, yönetici, mühendis, teknik eleman ve tekstil işçisi ihtiyacı da bir okul niteliğindeki bu fabrikadan yetişmiş insanlar arasından temin edilmiştir. Bu fabrikalar sayesinde o bölgede okullar, sosyal yerler, hani batılılaşmaya yönelik şeyler de yapılmaya çalışıyor. Bundan kısa bir süre sonra özel sektörün böyle bir fabrika kurabildiğini ve bunun başarılı olduğunu gören diğer bazı sermaye sahipleri de rahmetli Arif Molu'nun öncülüğünde bir araya gelerek 54-57 yılları arasında Orta Anadolu Mensucat Fabrikası'nı kuruyorlar. Daha sonra da bunları diğer tekstil fabrikaları ve bağlı sektörler izleyip Kayseri Türk tekstil sanayinin en önemli merkezlerinden biri haline geliyor. Devlet teşvik ediyor ve böyle iş insanları, fabrikalar özel piyasaya, serbest piyasaya giriyor. Evet, bunun dışında başka söylemek istediğiniz bir şey var mıydı? Mustafa aslında konuyu çok güzel özetledi. Devletin piyasaya girmesini, Cumhuriyet dönemini, Kayseri'yi çok iyi özetledi. Ozan senin söyleyeceğin bir şey var mı? Süremize çok kısıtlı. Son bir şey söylemek istiyorum ben. El tezgahları ve piyasanın genişlemesi hakkında. Manifaktür dediğimiz küçük el emeğiyle işleyen şirketler, aslında şirket diyemeyiz, dükkanlar vardır mesela. Ve bu dükkanlar da aslında piyasadadırlar. Ve piyasada gelişebilme ve şirketleşebilmek için de işbirliği dediğimiz bir olay ortaya çıkar. Adam Smith'in zaten meşhur örneğidir, toplu iğne örneği belki biliyorsunuzdur. Bir insan tek başına hem toplu iğnenin telini kesip hem toplu iğnenin başıyla o teli birleştirip hem ucunu sivriltmesi, belki günde bir tane toplu iğne üretebilecek bir insan ama iki kişi günde iki toplu iğne üretemiyor. İşte bu zaten uzmanlaşma dediğimiz olayın da aslında sadece doğal yaşamda ya da takasta değil, o manifaktürlerde ve şirketlerde de iş yaptığını görmemizi sağlıyor. Bir şirket içerisinde birisi bir alanda uzmanlaşırsa daha fazla ürün üretilebilir. Bir kişi sadece toplu iğnenin başını üretmekte kullanılır. O ucundaki topu üretir. Birisi teli açar, birisi teli keser, birisi teli sivriltir. Ve İki kişi belki günde 50 tane, üç kişi belki günde 150 tane toplu iğne üretebilir. Bu da zaten piyasanın gelişmesinde çok önemlidir. Bunlar Adam Smith'in ve İskoç aydınlanmasının sonucunda çıkan ekonomik fikirlerdir. Ahlaki fikirler zaten daha demin dediğim gibi duygunun ve duyunun çok daha önemli olduğunu belirten bir aydınlanma süreci, İskoç aydınlanması. Genel olarak bu kadar diyebilirim. Anladım, teşekkürler. Aslında Ozan burada benim anladığım
bir kişinin bir işi tek başına yapmasındansa bir kişinin bir işi birçok kişinin yapması daha kolay, daha karlı dedi Ozan burada. Ya bireysel çıkarlar için aslında burada kolektif bir grup kurmak da diyebiliriz buna, ama buradaki temel şirket büyüsün değil, pek tabii ki de benim karım artsındır. Evet. İki kişi beraber çalışıldığı zaman kişi başı üretilen toplu iğne sayısı günde birden 25'e çıkıyor, 50'ye çıkıyor. Bu şekilde insanlar daha da gelişmiş herkes oluyor. Herkes aslında bireysel amacını güdüyor ama sonuç olarak toplu bir iş yapılıyor orada. Evet, kesinlikle öyle. Anladım, çok teşekkürler. Başka söyleyeceğiniz bir şey var mı Mustafa? Teşekkür ederim ben Anladım, Fırat. Ozan'a da çok ederim. Güzel açıkladı. Çok güzel bir yayın oldu. Sunuculuğun için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim ikinize de. Ozan, ben de çok teşekkür ederim. Herkes birbirine teşekkür ediyor, ne güzel. Efendim, bugün insanlığın ortaya çıkışından İskoç aydınlanmasına, sanayi devrimine kadar olan süreçleri konuştuk. Dünyanın kaderini değiştiren, dünyanın tarihini değiştiren yukarı aşağı dönüm noktalarını konuştuk. Benim açımdan çok güzel bir yayın oldu. İnşallah sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Başka yayınlarda görüşmek üzere. İyi akşamlar dilerim. Bir kulağınız bizde olsun.